Özel Gündem 2. bölümle karşınızdayız sayın seyirciler. Ekranları başına yeni geçen izleyicilerimiz için ben stüdyodaki canlı yayın konuğumu bir kez daha takdim etmek istiyorum. Memur Sen Ordu İl Başkanı ve Eğitim Birsen Ordu Şube Başkanı Sayın İsmail Çelenk ile birlikte TV2 stüdyolarında, merkez stüdyolarında eğitimi, eğitimdeki sorunları ve elbette terörü konuşuyoruz. Birinci bölümün sonunda son olarak sözleşmeli öğretmen mevzusunda kalmıştık. Şimdi kısmen onunla devam edelim. Sözleşmeli öğretmenliğe karşı olduğunuzu söylemiştiniz son evet. olarak. Peki sendikalaşma durumu nasıl eğitimde? Birçok memur sendikası var. Özellikle de en çok da eğitim camiasında var. Sizin durumunuz nedir? Evet, Eğitim Birsen 1992 yılında kurulmuş bir sendika. O günden bugüne doğrulayla doğru, yanlışa yanlış diyerek halkın değerleriyle yol almaya devam ediyoruz. Burada birileri ordu göreve pankartları taşırken biz darbeye hayır mitinglerini beraber yaptık. O dönemde Samsun'da, Bursa'da, Malatya'da yüz binlerce üyemizle beraber darbelere hayır mitinglerini arkadaşlarımızla, organizasyonlarını yaptık. Ve çok da başarılı olduğunu biliyoruz. Sendikacılığa bir Eğitim Birsen, Memur Sen ailesi bir seviye getirdi. Dolayısıyla biz diyoruz ki eğer bugünkü 1 milyon kişilik Memur Sen ailesi Adnan Menderes döneminde olsaydı, Özal döneminde olsaydı, rahmetli Erbakan döneminde olsaydı onlara yapılan haksızlık bugün yapılamazdı. Veya darbelerin 10 yılda bir darbelerin olduğu dönemde güçlü bir Memur Sen olsaydı kolay kolay darbeler yapılamazdı. Burada da 15 Temmuz olaylarında en büyük görevlerden birisinde Memur Sen yapmıştır. Organizeli bir şekilde saat 11'den itibaren darbeye hayır diyerek can siparişini alanlara koşmuştur. Kimse evlerinde televizyon izlememiştir. Bu anlamda bizim bugün orduda eğitimde 5000'e yakın Memur Sen ailesi olarak da 15 bine yakın üyemiz var. Türkiye genelinde geçen yıl mutabakat metninde imzaladığımız 402 binin üzerinde Eğitim Birsen üyesi var. 1 milyona yakın da Memur Sen üyesi var. Dolayısıyla memurların birçoğu artık sendikanın gerekli olduğuna, sendikanın birlik ve beraberlik içinde hak arama örgütü olduğuna inanıyorlar. Ve akın akın Eğitim Birsenli, Memur Senli oluyorlar. Bizim kapımız Erol Bey bir kesime kapalı. Kimdir o kesim? Vatanın birliğine, beraberliğine zarar veren terörist eylem ve söylemde olan insanları biz kesinlikle sendikamıza davet etmiyoruz. Diğer bütün görüşteki insanları Eğitim Birsenli olmaya, Memur Senli olmaya davet ediyoruz. Hangi görüşten olursan ol, hangi renkten olursan ol, gel Eğitim Birsen de Memur Sen de birlikte olalım, güzel işleri beraber yapalım diyoruz. Dolayısıyla onun için akın akın insanlar Eğitim Birsen'e, Memur Sen'e koşuyorlar. Bu arkadaşlarla beraber biz de işimizi yapmaya devam ediyoruz. Şu anda da orduda sendikalaşma oranı eskiye nazaran bayağı iyi durumlara gelmiş durumda. Önceden sendika denilince bu memur olsun olmasın toplumda insanların gözünde hep farklı şeylere sebep evet. oluyordu. Farklı düşünceleri itiyordu. O evet. düşünce sistemi kırıldı mı şu sıralarda? İşte Memur Sen'den sonra, Eğitim Birsen'den sonra bu düşünce kırıldı. Eskiden sendika denince sizin de dediğiniz gibi camı çerçeveyi indiren, polis arabasına taş atan, job yemeği sendikacılık zanneden bir anlayış vardı. Eğitim Birsen, Memur Sen, doğruya doğru diyen, her zaman toplumsal menfaati, millet menfaatini en önde tutan bir sendika olarak da halkın değerlerinden besleniyoruz. Halkla beraber yol alıyoruz. O anlayışı hep beraber kırdık. Dolayısıyla bazı sendikalar işte falan örgütle, filan örgütle, illegal güçlerle beraber anılıyorlar ve onların ekmeğine yağ sürecek şekilde hareketler yapıyorlar. Biz kesinlikle buna karşı çıkıyoruz. Vatanın menfaati, milletin menfaati ön plandadır. Toplumsal güç
vatana kullanılacak bir güç değildir. Dolayısıyla hak arama yeridir diyoruz. Haklı olduğumuz zaman hakkı teslim etmek için üyemizden aldığımız güçle mücadelemize devam ediyoruz. Murat Çelenk hocamızın bir sorusu var. Evet. Abdullah Supi değiliz yani yanılmıyorsam. Başkanımızı destekliyoruz. Okullardaki hizmetli personel eksikliği konusundaki düşüncesini sorabilir misiniz demiş. Evet, şu anda havalarda soğuyor. Gerçekten hemen hemen bütün okullarımızda yardımcı personel arkadaşa ihtiyaçlarımız var. Eskiden İşkur vasıtasıyla bir okula 6 yardımcı personel, 7 yardımcı personel gönderildiği dönemde bugün bir veya iki tane bazı okullarımıza hiç gönderilmedi. Dolayısıyla bir an önce İl Milli Eğitim Müdürümüzün gerçek gündeme dönerek okulların bu yardımcı hizmetli, yardımcı personel sorununu çözmek için gayret etmesi lazım. Milletvekillerimizin ve Başbakan Yardımcımızın da bir zat bu işe el atması lazım. Çünkü burada öğrencilerimiz var. Toplumsal bir sorun haline gelmemesi için mutlaka okullara yardımcı personel takviyesinin bir an önce yapılması lazım. Tüm okullarımızın sorunu var. Ordu'da da var, evet, yani bu. Var, yurt genelinde de o zaman söz konusu. Yani Ordu'da var. Yani dediğim gibi İşkur'dan geçen sene 5 tane 6 tane yardımcı personel alınan bir okula bugün bir tane, iki tane veya hiç verilmeyen okullarımız var. Sebebi ne? Dolayısıyla orada yani ihtiyaçsa en azından niçin, evet, böyle bir işte bunun hükümetin çalışması lazım. Milletvekillerimizin takip etmesi lazım. Ha, belki de yoksa ihtiyaç var konudan. Aynı okul, aynı temizliğe ihtiyacı var. Aynı hizmete ihtiyacı var. Okullarımızda yardımcı personel ihtiyacı var. Faruk Kirpitçi demiş ki isnatsız suçlamalarla görevlerinden uzaklaştırılan değerli okul müdürlerimizin itibarlarını geri vermek için kim hesap verecek? Evet. Yine bir Kirpitçi menşeli bir mesajı gelmiş. Haksız ve yersiz şekilde görevlerinden uzaklaştırılan okul müdürlerinin yanında olan Sayın İsmail Bey'e teşekkür ederiz demiş. İlk soruyla devam edelim. Ya şimdi dediğim gibi insanların üzerinden tanklar geçildiği, kimin ihanet edip kimin itaat ettiğinin belli olmadığı bir dönemde, vatana ihanet edildiği bir dönemde, belki Ankara'da, İstanbul'da yürüyen tanklar Ordu'da yürüseydi o tankların altında kalacak arkadaşlarımız var. İşte ben İsmail Çelenk'in memur sendikasının başkanıyım. Dolayısıyla darbe gerçekleşseydi ilk hesap vereceklerden birisi de memur sen başkanlarıydı. Sivil toplum örgütü başkanlarıydı. Ben bundan hiçbir zaman kocunmadım. İlk meydana çıkıp ya bizi yolda değil de en azından mücadele ede ede götürseler diye düşündük ve oradan çıkarak demecimizi, üyelerimizi alanlara davet ettik. Ondan gelecek, darbeden gelecek zarar hiçbirisi bizim zorumuza gitmezdi. Ama FETÖ'yle uzaktan, yakından ilgisi, alakası olmayan, hatta bunlarla mücadele içinde olan bir kişiye en ufak bir FETÖ'cülük darbesinin vurulması o kişiye en büyük yapılan zulümdür diye düşünüyoruz. Dolayısıyla buradaki bazı müdür arkadaşlarımızla ilgili yapılan konularda biz her zaman yanlarında olduk. Dedi ki kardeşim bu arkadaşlar suçsuzdur. Bunların suçu ne? İşte soruşturma yapıldı. Ama bugün arkadaşlar görevden alınırken soruşturma yapılmadı ki. Görevden alındılar. Eskiden tekli hükümet dönemlerinde Erol Bey önce asallarmış sonra gerekçe toplarlarmış. Şimdi de müdürleri önce aldılar sonra gerekçe topluyorlar. Dolayısıyla soruşturma almadan işte falancı filancı filancı alındı. Ya bunun gerekçesine işte FETÖ'yle etkin mücadele yapmadı. Bunun kriteri ne? İşte bir tane arkadaşımız için bu arkadaşımızın okulunda işte falan sendikadan hiç kimse yok. Falan bankaya hiç hesabı yok. İşte falan derneğe üyeliği yok.
Sosyal medyadan bunlarla ilgili hiçbir paylaşımı yok. Hiçbir bunlara ait yayın organı okuluna girmemiş. Ama diyor ki işte senin eşin falan yerde temizlik elemanı, bunun bunlarla bağlantısı var. Onun için sen alıyor. Suç kişiye özeldir Erol Bey. Dolayısıyla onun orada bağlantısı varsa hesabı sorulur. Cumhurbaşkanımız ne diyor? 17-25 Aralık operasyonundan sonra hala bu örgüte destek veren varsa hesabını verecek diyor. Dolayısıyla burada olayı sulandırmak için bu tür eylemlere kalkışmak gerçekten insanları yaralıyor. 100 kişinin içinde 2 tane bu tür kişi mağdur edildiği zaman, bak kardeşim burada sağlam insanlarla veya suç olmayan insanlarla götürülüyor. İşte falancıya bak neler yapıldı. Siz hiç gördünüz mü bunu? Diye insanların eline koz vermek olayı sulandırmaktır. Dolayısıyla suçlu cezasını verecek. Bunun da cezasını hakim verir, savcı verir. Emniyet güçleri istihbaratını yapar, savcıya verir. Savcı da soruşturmasını yapar. Dolayısıyla İlla FETÖ'cüyüm değilim diyene ya yok yok sen FETÖ'cüsün demek veya ben şu kadar mücadele yaptım kardeşim FETÖ'yle ya benim falan yere yükselmem lazım, bak en etkili mücadeleyi ben yaptım, şöyle şöyle yaptım kardeşim, 15 Temmuz'dan önce niye yapmadın? 15 Temmuz'dan önce görevlendirilen müdürler vardı, niye görevlendirdin o zaman? 15 Temmuz'dan önce bu kriterleri niye koymadın? Deseydin ki falan şunları yaptın, falan yerlerden alışveriş yaparsanız şöyle şöyle olur diye insanların eline bir yazı mı verdin? Yoksa insanlara dediğim gibi biraz önceki anlattığım konu Erol Bey, tedirgin etmemek lazım. İnsanları tedirgin etmek, olayı kaygılandırmak, o kitlesel bir mağduriyet ortaya çıkarmak FETÖ'nün ekmeğine yağ sürmektir. Sebahattin Özcan demiş ki bu arkadaşlarımızın şunu da belirteyim mağduriyetiyle ilgili şunu söyleyeyim. Ben genel başkanımızla da konuştuk. Arkadaşlarımız ben kardeşim dava açmak istiyorum. Kendimi savunmak istiyorum. Maddi ve manevi yıpranmışlığım var. Bir aydır, bir buçuk aydır, iki aydır bana FETÖ'cü gözüyle bakıyorlar. Ben psikolojik olarak yıprandım diyen bütün arkadaşların genel merkez vasıtasıyla avukatlarımızla davasını açacağız. Böyle bir takviye evet, olacak onlara. Davasımızı açacağız. Vatan hainleriyle beraber aynı dönemde alınması itibar suikastidir demiş görevden alınan müdürler için Sebahattin Özcan. Peki size göre darbe tehdidi ortadan kalktı mı? Şunu söyleyeyim. FETÖ onların bir tane de dergisi vardı, Sızıntı. Her tarafa sızmışlar. Cumhurbaşkanının yaveri FETÖ'cü çıkıyor. Genelkurmay'ın işte Emireli FETÖ'cü çıkıyor. En yakını FETÖ'cü çıkıyor. İşte falancı FETÖ'cü çıkıyor. Askeriyenin içinde de 200'ün üzerinde general FETÖ'cü çıkıyor. Her yerde var. O partide de var, bu partide de var. O örgüt, sivil toplum örgütüne de girmiş, bu sivil toplum örgütüne de girmiş. Dolayısıyla 30 yıldır, 40 yıldır bunlar Erol Bey eğitim faaliyeti yapıyorlar. Yıllarca, binlerce insanları okullarında, dershanelerinde yetiştirerek üniversitelere gönderdiler. Dolayısıyla bunlarla yapılan mücadelede gerçekten Türkiye 15 Temmuz'da 2. Çanakkale'yi yaşamıştır. Eğer 15 Temmuz gerçekleştirilmiş olsaydı biz burada bu programı yapamayacaktık. Belki de çocuklarımız bizimiz mezar yerimizi bile bulamayacaklardı. Şu anda Anadolu coğrafyası paramparça edilecek. Kimin hangi terör örgütünün kimin kuklası olduğu belli bile olmayacaktı. Burada Suriye'yi görüyoruz Erol Bey. Bugün orada da Suriyeli vatandaşlarımız var. Dolayısıyla burada 500 bine yakında Suriyeli öğrenci var. Bir kişinin vatanından kovulması,
vatanından ayrılması kadar acı bir şey olabilir mi? Olamaz. Suriyeli Türkiye'ye sığındı. Türkiye nereye sığınacaktı? Türk insanı nereye gidecekti? Gidecek yerimiz var mıydı? Hayır, yoktu. Dolayısıyla 15 Temmuz ikinci bir Çanakkale'dir. Darbe görünümünde bir işgal hareketidir. Dolayısıyla bu millet bu edepsizliği, bu ahlaksızlığı birlik ve beraberliğiyle bastırmıştır. Üst akıl denen akla da dünyada görülmeyen bir hesabı sormuştur. Mısır'da darbe yapıldı. Mısır halkı Adaviye meydanlarına çıktı. Değil mi Erol Bey? Dolayısıyla esmalar Adaviye meydanlarında şehit edildi. Ama Mısır'da darbe başarılı oldu. Türkiye'de de bundan önce yapılan darbenin bütün argümanları gerçekleştirilmiş. Tanklar sokağa inmiş, uçaklar havalanmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi bile bombalanıyor. Cumhurbaşkanımızın sarayının önünde, külliyenin önünde insanlar vuruluyor. İnsanların üzerinden tanklar geçiriliyor. Boğaz Köprüsü kapatılmış. Dolayısıyla darbenin bütün şekilleri gerçekleştirilmiş. Ama millet, kardeşim dedi, ben Menderes'e sahip çıkamadım. Vicdanımda azap var. Erbakan'a 28 Şubat'ta sahip çıkamadım. Vicdanımda azap var. Ama milletin reisi Tayyip Erdoğan'ı bu sefer yedirmeyeceğim dedi. Herkes can siperhane bir şekilde reisine, milletine, vatanına sahip çıktı. Orada kamyonun içinde başörtülü ablamızla başı açık ablamız, ikisi kamyonun içine bindiler. Kamyonun kasasında insanlarla doldurdular. Nereye gittiler? Reisini karşılamaya gittiler. Reisini kurtarmaya gittiler. İşte bu irade olmasaydı gerçekten şu anda Türkiye için çok vahim bir durum ortaya çıkaracaktı. İllegal güçler galip gelecekti. Siyonistler galip gelecekti. Bugün Amerika emeline ulaşmış olacaktı. Dolayısıyla bu millet buna fırsat vermedi. İnşallah bir daha darbecilere fırsat vermeyecektir. Bu milletin basireti bunun üzerinden gelecektir. Darbeciler bir daha kafasını kaldırmayacak diye inanıyoruz. Yeter ki darbe mağdurlarını bir kez daha mağdur etmeyelim. Evet, gerçekten de o günü hatırlamak dahi istemiyorum. Evet. Dünya, bütün dünya gördü. Türk milletinin, kahraman Türk milletinin o üstün cesaretini, feragatini, mücadelesini, her şeyini gördü. Tankın altına yatıyor, birinciden kurtuluyor, ikincisine de yatıyor. Yani ben kaybediyor. Geçen akşam haber bülteninde şöyle bir yorumda bulundum. Biz dedim öyle bir milletiz ki tankların dedim egzozlarını patlıcanlarla evet. Tıkayıp kapatan, havada uçan uçağa helikopteri taş atan, alçak uçuş yapan helikopterlere aşağı gel diye bağıran bir milletiz. Evet. Bu 15 Temmuz akşamından sonraki gelişmelerde de bunlar canlı canlı yaşandı zaten bu ülkede. Herkesin hafızasında yer etti, kazındı, kolay kolay da silince. Bu akşam biz İstanbul başkanlarıyla devamlı irtibatlıyız. Biz burada belediye meydanıyken merak ediyorsun. Orada bir şey yok. Allah'a şükür. Ama İstanbul, Ankara gerçekten çok büyük felaketler yaşadı. O başkanım diyor ki, başkanım diyor, şu anda diyor asker polisi vurdu diyor. Biraz ilerliyor, şu anda diyor bir tankı ele geçirdik diyor. Bir tankı ele geçirdik diyor. Bunu Eğitim Birsen Şube Başkanı'yla paylaşıyorum. Ve diyor ki havalimanına gidiyoruz ama diyor oraya gitmemiz mümkün değil, insan seli var burada diyor. Onu dedikleri zaman ben rahatladım. Millet sahip çıkmıştır. Kesinlikle bu darbe başarılı olamayacaktır dedim. Orada da konuşmada da belirttim. Sonu ne olursa olsun reisimizin yanındayız, milletimizin yanındayız dedik. Millet bu darbeyi sağmış oldu. İnşallah böyle bir felaketi Allah bir daha bu millete yaşatmaz diye düşünüyorum. Mehmet Akif Ersoy demiştir ki Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın demiştir. İnşallah Allah bir daha bu millete 15 Temmuz yaşatmasın. İnşallah diyelim bir kez daha. Peki efendim, memurlara
Siyaset hakkı konusunda neler söylemek istersiniz? Memur siyaset yapabilmeli mi? Evet, memur siyaset yapabilmeli mi? Bakkalcı, oduncu, kömürcü, işçi siyaset yapıyorsa, bu milleti de, bu ülkeyi de siyaset yönetiyorsa, memur da hayli hayli siyasetini yapması lazım. Bir kişi okulun bahçesinden içeri girdiği zaman müfredatı işlemesi lazım. Dışarı çıkmadığı zaman da siyasetini yapabilmesi lazım. Demesi lazım ki, kardeşim benim bilgi, becerim, yeteneğim var. Ben de belediye başkanı olmak istiyorum. Ben de vekil olmak istiyorum. Ben de parti başkanı olmak istiyorum. Bu millete hizmet etmek istiyorum demesi lazım. İşte eskiden darbenin, Erol Bey, en büyük psikolojik sindirilmişliklerden birisi de darbenin ürünüdür. İnsanlar etliye sürtliye karışmaz. Ya memur oldu mu? Memur konuşmaz. Memur yorum yapmaz. Memur sadece işini yapar. Ya memurun bir fikri yok mu? Memur sandığa gidip oy vermiyor mu? Oy veriyor. Oy veriyorsa seçilme hakkı da olması lazım. Seçme hakkı varsa. Dolayısıyla bunu hep beraber aşmamız lazım. Biz üniversiteye giderken her zaman da söylüyorum. Babam bana tembih etti. Dedi ki oğlum bak üniversiteye gideceğim. Büyük şehirlere gideceğim. Şöyle şöyle olur, şöyle şöyle olaylar olur. İşte şunlar şöyle yapar, bunlar bunu yapar derken kimsenin etlisine sütlüsüne karışma dedi. İyi ben etliye sütlüye karışmaz iken benim favorime, pantolonumun paçasına, kız kardeşimin başörtüsüne herkes karıştı. Bu susmak bize ne kazandırdı? Hiçbir şey. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demek herkesin hakkıdır. Dolayısıyla siyaset hakkı da memurun da hakkıdır diyoruz. Ve Erol Bey, Türkiye'nin artık 80 model çağ dışı anayasayı kesinlikle değiştirmesi lazım. 21. yüzyılda bu anayasa dar geliyor. 3-5 darbeci generalin emri altındaki 3-5 profesöre yazdırmış olduğu anayasa artık bizim günümüzde bizim istek ve emellerimizi karşılayacak bir durumda değil. Parlamentonun acilen toplanarak yeni bir anayasa yapması lazım. Herkese işte benim anayasam, işte bu anayasa beni temsil ediyor diyen, herkesi kapsayan bir anayasa olması lazım ki bunun içinde de memurun siyaset hakkı mutlaka olması lazım. Bununla beraber 657 sayılı kanun da değişecek tabii. Şimdi 657, şimdi millet ona sallıyor ama söylerken de sözün nereye gittiğini bence yorumlamadan söylüyorlar. Bu 657'ye yeri gelmişken şöyle bir parantez açalım. 657 işte değişmesi lazım. Yani adam devletten içeri girdiği zaman ben bir ömür burada çalışıyorum diyememesi lazım deyip herkes 657'ye yükleniyor. Biz de memur sen olarak diyoruz ki iş güvencesi bizim kırmızı çizgimizdir. Kesinlikle taviz vermeyeceğiz diyoruz. Erol Bey şunu söyleyeyim. Eğer 657 olmasaydı FETÖ'cü olmayan hiçbir memur kalmazdı. Tamamen ele geçirdi. Tamamen FETÖ 657 olmasaydı kamuyu ele geçirmiş olurdu. Dolayısıyla düşünün eskiden bir yere biri gelmesi için o malum gazeteyi arabanın görünen yerine koyardı. Veya koltuğun altına gezerdi, ben falan görev istiyorum derdi. Belli bir noktaları zaten ele geçirmişlerdi. Dolayısıyla 657'de olmasaydı, memurun iş güvencesi olmasaydı FETÖ tamamen kamuoyu ele geçirmiş olurdu. Onun için biz kesinlikle memurun iş güvencesinin kalkmasına karşıyız. Böyle FETÖ'yü engelleyen kanun devam etmesi lazım ama memurda zaten arkadaşlarımız bizim çalışıyorlar, işlerini yapıyorlar. Ahmet Dağlı Hoca'dan bir soru var. Üniversitede FETÖ operasyonu alnı secde gören istisnasız herkesi açığa alma ve itibarsızlaştırmaya dönüştü diyor. Üniversiteyle ilgili de sıkıntılar var mı bu noktada? Şimdi biz meydana geldiğimiz zaman ben ilk açıklamayı yaptığım zaman bayrak sallayan profesör abilerimiz vardı. Orada arkadaşlarımız vardı. Darbe bitti. Baktık ki bu arkadaşlar açığa almışlar. Nöbetlere devam ediyoruz. Aynı zamanda nöbetlere geliyorlar. Açığa almış. Ya hocam niye açığa aldın? Hayrola? Şöyle oldu, böyle oldu. Dedik ki arkadaşlar
bir yanlışlık var dedik ya. Bu arkadaşların biz FETÖ'cü olduğuna inanmıyoruz. Genel merkezde de paylaştık. Buradan birçok arkadaşımız görevlerine başladılar. Burada gerçekten olayı sulandırma operasyonu diyoruz ya. Hı hı. Biz Ordu Üniversitesi içinde YÖK'ten adil bir komisyonun gelerek yeniden bir çalışma yapmasını talep ediyoruz. Geçendeki bir programda da bunu söylemiştim. Zaten Ordu küçük yer. Kimin ne olduğunu herkes biliyor. Kimse yalandan yere falancı şöyle filancı böyle demesin. Kimin ne olduğunu herkes biliyor. Dolayısıyla biz haklı olan arkadaşların Erol Bey yanındayız. Takibini yapıyoruz. Anladım. Sendikalı mağdurlarla ilgili desteklerinizi bekliyoruz diyenler var. Bütün daire amirleri ve mülki amirlerimizi yeni kapı ruhuyla kapsayıcı ve vicdanlı olmaya davet ediyorum demiş Sayın Erkut Şahin. Başkanımıza hakkın hakikatin yanında olduğu için teşekkür ediyoruz demiş Elif Çelebi Mert. Söz oradan gelmişken üniversiteden Altınordu'ya geçeyim. Altınordu ilçe milliyetin müdürü de görevden alınanlar arasında Sezai Akarsu Hoca. Evet. Vallahi bunu en fazla dillendiren kişilerden birisi de benim. Burada darbe oldu. Ben köye gitmiştim. İlk arayan beni yönetim kurulu üyem aramıştı. Başkanım darbe oldu diye. İkinci arayan da Sezai Akarsu müdürümdü. Başkanım ne yapıyoruz diye söyledi. Biz de orada hocam sosyal medyadan da paylaş, işte WhatsApp'tan da paylaş, meydanlara iniyoruz dedik. Meydanlara o andan itibaren beraber indik. Sonra duyduk ki Sezai Akarsu müdürlükten alınmış, öğretmen olarak atanmış. Ya dedi ki bu adam FETÖ'cü mü? Hayır değil. İyi FETÖ'cü olmayan bir kişi FETÖ operasyonları zamanında niye görevden alınıyor? Bu yanlış değil mi? Bu olay sulandırma değil mi? Dedik. Sezai Bey'in sonuna kadar yanında olduk. Dolayısıyla 6 ay önce veya 6-7 ay önce görevlendirmişti bu Erol Bey. Biz 6 ay önce bu arkadaşımız görevlendirilmişse Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak FETÖ zamanında FETÖ'cü değilse kesinlikle görevinden alınmaz diye düşünüyoruz. 6 ay sonra al. Bu operasyonlar bittikleri zaman al. Dersin ki falan müdürü istemiyorum, filan müdürle çalışmak istiyorum. Gayet doğal. Ama şimdi Sezai Bey sokağa çıktı, köyüne gittiği zaman kesinlikle FETÖ'den alınmadı. Yaşlı amca ne diyor? Ya işte bu da mı böyleydi? Ya hayır amca, bu ondan değil. Maddesi şu, bu. Yani insanlar maddeye mi bakıyor? Dolayısıyla insanların itibarıyla oynamamak lazım. İnşallah hak yerini bulur. Yeniden iade-i itibar olur. Yıllarca Ordu'ya hizmet eden Sezai Akarsu, Altınordu'ya hizmet eden Sezai Akarsu, tanıyan bütün arkadaşlar tarafından doğruluğuna, dürüstlüğüne inanılan Sezai Akarsu yeniden iade-i itibar kazanır diye düşünüyoruz. Peki efendim, bütün bu yaşananlar, bu zamana kadar konuştuklarımız, okullarda, özellikle ilkokullarda, ortaokullarda, liseli öğrenciler bir nebze daha bilinçliler bu konuda, ama özellikle ilkokul, ortaokul öğrencileri nasıl etkilendi bundan? Hiç bununla ilgili tepkiler aldınız mı? Ya bundan Erol Bey, bütün Türkiye etkilendi. Bütün İslam alemi etkilendi. Bütün mazlum coğrafyası etkilendi. Bırakın Ordu'daki ortaokul öğrencimizin etkilenmesini, Kosova'daki öğrenci de etkilendi. Filistin'deki öğrenci de etkilendi. Somali'deki öğrenci de etkilendi. Çünkü onların tek ümidi Türkiye. Bize yardım etse Türkiye'den anlayışı var. Ben Prizren şehrine gittim Kosova'da. Kosova'ya gittik. Arnavutluğa gittik. Oradaki Prizren şehri Erol Bey, Ordu'yla Giresun'la hiçbir farkı yok. Çay ocağının önüne oturuyorsun. Aynı Türkçe konuşan insanlar sana hizmet ediyor. Prizren şehrinde 70-80 tane de cami var. Ezanlar aynı şekilde okunuyor. Yani kendi memleketinden hiçbir farkı yok. İstanbul'dan
Ordu'ya yaklaşık bir saatte gidiyorsun. Oraya da 45 dakikada gidiyorsun. Orası bir yıllarca bizim vatanımızdı. Orada bizim insanımız yaşıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki olan olay onları etkiliyor. Yeniden gelin bize sahip çıkın diyor. Suriye'deki insanlara Türkiye sahip çıktı. Türkiye'den başka hiç kimse de sahip çıkmadı. Milyonlarca Suriyeli artık Türkiye'de. Bu insanlar gelmeseydi ne olacaktı? Katil Esed tarafından öldürülecekti. 6 yılda yüz binlerce insanı katletti. Kim ses çıkarttı? Katil Sisi Adeviye meydanında yüzlerce insanı katletti. Esmaları katletti. Kim sesi çıktı? Hani demokrasi edebiyatı yapan ülkeler? Hani buralarda demokrasi var diyen? Mursi %52 oyla iktidar olmuştu. Onu deviren Sisi'yi sinsi planlarına alet ederek Sisi'ye nasıl sahip çıktılar? Dolayısıyla Türkiye'nin zafiyete düşmesi Erol Bey, İslam coğrafyasının zafiyete düşmesi, bütün mazlumların ağlamaya devam etmesi anlamına gelir. Filistin'deki çocukların ağlamaya devam etmesi anlamına gelir. Onun için tabii ki ortaokuldaki çocuklarımız da etkilendi, ilkokuldaki çocuklarımız da etkilendi. Zaten bakanlığında ilk hafta müfredatlarından birisi 15 Temmuz'u işlemekti. Ama öğretmenlerimiz tecrübeleriyle bu konunun üstesinden geliyorlar. Şunu da belirteyim. Öğrencilerimiz de vatan millet aşkını da yeniden gönüllerine bu olay koymuştur. Yeniden hatırlatma yapmıştır. Yani her şeyde bir hayır vardır. Eğer 15 Temmuz darbe olayı olmasaydı biz askeriyede 200'ün üzerinde generalin hain olacağını bilemeyecektik. Binlerce hakim, savcının hain olacağını bilemeyecektik. Binlerce falancının, filancının hain olacağını bilemeyecektik. Bu 15 Temmuz bunların aynası olmuştur. Vatanperverle vatanı satanlar ayrılmıştır. Anladım. Şöyle sormak istiyorum. Bir Eğitim Birsen ve Memur Sen Genel Başkanı'nın katıldığı bir Antalya buluşması oldu geçtiğimiz günlerde. Onunla alakalı elimden ben de çıktılarını aldım. Hepsini de tek tek okudum bütün maddelerin. Bu toplantının sonunda Eğitim Birsen'in 35. Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesi yayınlandı. Evet. Birçok madde var burada. Bunlarla ilgili konuşalım biraz da. Bu maddelerde de aslında bizim bu zaman şu saate kadar konuştuğumuz konuların hemen hemen her başlığı var. Nasıl çıktı bu sonuç bildirgesi? Biz 81 ilin illerdeki sorunlarını değerlendiririz. Dosyalarımızı hazırlarız. Genel merkeze aylık raporlarımızı sunarız. Son Antalya toplantımızda da bütün yönetim kurulu üyelerimiz ilçe başkanlarımızla beraber gittik. Ordu gitmeden önce hazırlığını yaptı. Giresun yaptı, Trabzon yaptı. Alanda hangi sıkıntılar var? Bizim önereceğimiz konular ne? Çözümü ne? Başkanlar kurulunda değerlendirdik ve gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı'na da yol gösterecek. Milli Eğitim Bakanlığı şu sonuç bildirgesini okuyup anlayıp uygulamaya koysa milli eğitimdeki birçok sorunu çözer diye düşünüyoruz. Milli eğitime de çok güzel rehberlik edecek bir sonuç bildirgesi ortaya çıktı. Biz de bunları bütün üyelerimizle paylaştık, sosyal medyada paylaştık. Üyelerimiz de gayet bu sonuç bildirgesinden memnunlar. Peki bakanlığa ya da hükümet kanadına bir sunum yapıldı mı genel merkezinde? Tabii ki biz bakanlığa devamlı görüşmelerimizi sunuyoruz. Müsteşara, ilgili genel müdüre, sayın bakana sunuyoruz. Bak işte Güneydoğu'da, Doğu'da şöyle bir sorun var. Eğitimcilerin şöyle bir sorunu var. Mesela hala tehdit edilen eğitimcilerimiz var. Erol Bey bu yeri gelmişken de şunu söyleyeyim. Terörle mücadele devam etmeli mi? Operasyonlar devam etmeli mi? Biz diyoruz ki Türkiye'de iki tane eli silah tutan güç vardır. Birisi Türk askeri, birisi Türk polis gücü. Bunun haricinde hiç kimse eline silah alarak sokakta dolaşamaz. İnsanları tehdit edemez. Oylarına ipotek koyamaz.
öğretmeni tehdit edemez, okulunu yakamaz. Eğer böyle bir durum oluyorsa sonuna kadar operasyonlar sürmelidir. Bir tane terörist kalıncaya kadar operasyonlar sürecek. Orada öğretmenlerimizin güvenliği sağlanacak. Öğrenci rahat bir şekilde okuluna gidecek. Öğretmen rahat bir şekilde derslerini anlatacak. Ona arada yüksek maaş, yüksek puan verilecek. Güneydoğu'da, Doğu'da öğretmen sıkıntısı çekilmeyecek diye düşünüyoruz. Bu tür sorunların hepsini biz bakanlığa iletiyoruz. Karadeniz'in sorunu ne? Öğretmenimizin sorunu ne? Yardımcı personelin sorunu ne? Şefimizin sorunu ne? Müdürün sorunu ne? Alandaki genel öğrencilerimizin sorunu ne? Hepsini alandan aldığımız tespitlerle Sayın Bakan'a sunuyoruz. Genel Başkanımız vasıtasıyla. Bir kazanımlarınız oluyor mu? Bu tabii ki. Sunumlardan. Tabii. Kazanımlarımız mesela 40 yıldır öğretmenlerimiz nöbet tutuyordu. 40 yıldır ücret yok. Biz işi olan, sorumluluğu olan bir konunun mutlaka ücreti olarak karşılığı olması lazım dedik. Nöbet tutmama eylemi yapmadık ama imza kampanyaları yaptık. Toplu sözleşmesi olmazsa olmazımız bu dedik. Ve nöbete ücreti hep beraber almış olduk. Biliyorsunuz öğretmene ek ödemeyi beraber almıştık. Kılık kıyafet özgürlüğünde %90 belirli bir noktaya beraber getirdik. 6 artı 5 zammını beraber aldık. Dolayısıyla Eğitim Birsen yetkili olduktan bugüne yüzlerce kazanımı beraber elde etmiştir. Geçen sene de 212 kazanım elde ettik. Güzel. Kamuda. Peki bu baştan da konuştuğumuz Fethullahçı terör örgütünün en büyük yapılanmalarından bir tanesi de hayata geçirdiği barınma ve yurtlarıydı. Evet. Bununla ilgili artık her şey ortaya çıktı apaçık aynen. Hangi yurtların hangi hizmeti edindiği de ortaya çıktı. Bununla ilgili çözüm yolları arıyor musunuz? Örneğin Ordu'da. Şimdi zaten Ordu'da da vardı bu çünkü örgütün yurtlarına el konuldu devlet tarafından. O yurtlar isim değiştirerek devletin yurdu. Öğrencilerimiz geçti. Aynen o yurtlarda eğitim öğretimine devam ediyorlar. Yurt sorunu dolayısıyla 81 ilde üniversitemiz var. Ufak tefek yurt sorunu var ama çözülmeyecek bir sorun yok. Peki bugüne kadar o söz konusu yapılanma içerisinde eğitim alan öğrencilerin bakış açısı nasıl değiştirilecek? Şimdi vatanını, milletini seven, haşhaşi olmayan herkes 15 Temmuz'da bunların ne olduğunu gördü. Görmeyen zaten hala o terör örgütüne yardım ve yataklık yapmıştır. Ona destek olmuştur. Dolayısıyla bakış açısı çoklarının değişti diye düşünüyoruz. Bu örgüt sinsi emellerini, gizli planlarını, Türkiye üzerinde oynanan oyunlarını sinsi bir şekilde toplumun bütün kesimine yaymıştır. 17-25 Aralık'ta bunların ne olduğu ortaya çıktı. MİT tırlarına yapılan operasyonda bunların ne olduğu ortaya çıktı. Biz o dönemde de oyun var, oyunun içinde oyun var demiştik. Gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için bütün alanlarda üyelerimizle beraber seferber olmuştuk. 15 Temmuz olayında da bunlar tamamen gün yüzüne çıktı. Dolayısıyla çokları biz bunun böyle olmadığını biliyoruz. Pişmanız diyen çok insan var ama hala işte şöyle olur, hala böyle olur diyen insan zaten Cumhurbaşkanımızın tabiriyle haşhaşi olmuştur. Peki efendim birçok konu başlığına değindik. Sürenimizin de yavaş yavaş sonuna doğru gelmeye başladık. Evet. Bir toparlanma sürecine geçelim. Ben son sözlerinizi alayım. Neler söylemek istersiniz? Şimdi gerçekten bugün bizi Akkuş'tan Mesudiye'ye kadar bütün eğitim camiası, sendikamızın üyesi olan olmayan bütün eğitim camiası, memur sen ailesi takip ediyorlar. Ben buradan şunu ifade etmek istiyorum. Arkadaşlarımız rahat olsunlar. Kaygı gütmesinler. Günde 100'ün üzerinde telefon alıyoruz. Başkanım şöyle oldu, böyle oldu, şöyle olur mu, böyle olur mu diye. Bu örgütle uzaktan, yakından ilgisi, alakası olmayan
hiçbir arkadaşımızın mağdur edilmesine biz göz yummayacağız. Bu örgütle de yakından, uzaktan ilgisi olan kişilere de kesinlikle babamızın oğlu da olsa sahip çıkmayacağız. Şu FETÖ'cü, bu FETÖ'cü, şu şöyle, bu şöyle diyen insanları da biz savcılığın araştırmasını istiyoruz. Dolayısıyla toplumdaki sağlam insanları karalayarak FETÖ'nün ekmeğine yağ sürmek isteyen varsa, toplumu tamamen kaygı içine sürüklemek, yarınından umutlu, ümitli halden uzaklaştırmak isteyip de işlem yapan varsa bunların ayıklanmasını istiyoruz. İnşallah bütün operasyonlar tamamlanır. Suçluyla suçsuz ortada çıkarılır. Kimse mağdur olmaz diye düşünüyoruz. Mağdur olmaması için de sendika olarak da bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Erol Bey, şunu da belirteyim. Açığa alınıp atılmayan kişiler var. Görevlerine dönmek için gün sayıyorlar. Bakanlığın son soruşturmaları yaparak bir an önce bu arkadaşlarımızın da yeniden görevlerine dönmelerini sağlaması gerekiyor. Bize bu imkanı verdiğiniz için şahsınızda bütün TV52 çalışanlarına, TV52'ye teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen bütün üyelerimize, bütün arkadaşlarımıza, bütün dostlara, üyemiz olsun olmasın, bütün kesimlere şunu söylüyoruz. Eğer FETÖ ile ilişkiniz yoksa eğitim bir sen var, memur sen var, sonuna kadar sizlerin yanındadır diyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Peki efendim, bir kez daha teşekkür ediyoruz katılımınızdan dolayı. Sayın seyirciler, özel gündemin sonuna geldik. Memur Sen Ordu İl Başkanı ve Eğitim Bir Sen Ordu Şube Başkanı Sayın İsmail Çelenk konuğumuzdu. Kısa bir özet geçeyim. Neler konuştuk? Dedik ki ilk başta Türkiye'de Kürt sorunu yok. Ancak Kürtlerin terör sorunu var dedik. Bunu konuştuk. Çözüm sürecini Fethullahçı terör örgütü kendi anlamında iyi kullandı diye bir ortak kanaate vardık. Kılık kıyafet serbestliğini konuştuk. Bu konuda Türkiye'de mevcut sistem içerisinde herhangi bir sıkıntı olmadığını, bunun da Memur Sen'in kendi çabalarıyla 3 yıldır da sağlamış olduğu bir galibiyet olarak tanımladık. Bunları konuştuk. FETÖ ile ilgili son durumu ve açığa alınanlar ve diğer noktalara temas etmeye çalıştık. Dilimiz sürçtüyse affola diyelim. Bir dahaki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu akşamlar diliyoruz.